Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere 4 10 Nisan 2022 enerjisini anlatacağım. Yine ay mı, güneş mi şeklinde efendim. Hemen bakacağız. Herkes sormuş. Evet ben daha böyle açan bir ağaç, çiçeklenen bir ağaç falan gördüğümde marteniçkaları çıkaramadım. Hemen onları çünkü Nisan'a girdik artık çıkartıp ya bir ağaç dalına bağlayacağım. Çiçeklenen ya da efendim böyle toprağa gömmüştüm geçen yıl. Yine böyle çiçekli bir ağaç ya da leylek görürseniz hemen çıkarıp da asabilirsiniz. Dilekleriniz oluşsun. Allah'ın izniyle diyelim. Buralarda bir yerde abone ol tuşu var çan tuşu var. Hepsini bildirimleri açarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Kocaman aileme katılın. Neslihan Şirin diğer kanalım ve Neslihan Şirin Hayat bu kanalımda. Ben sizlerleyim efendim. Siz de benimle olur musunuz? Aşağıya oluruz yazarsanız Yine çok mutlu olurum totemimize dahil olursunuz ve tabii ki bu kanalda bizler bir şeyler bakıyoruz. Evrenin mesajları size geliyor, sizlere geliyor ve ne oluyor? Efendim ben böyle biraz çoğu konuşurum. Ben bakıyorum tabii ki. Ve evrenin mesajları da muhakkak ki size geliyor. Olumlu olarak şifalanması, şifalanmanız dileğiyle ve kendimin de şifalanması dileğiyle efendim. Şimdi ay mı güneş mi diyeceğiz siz? seçmeye devam edin ben de konuşayım bu arada özel danışmanlık isterseniz de whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta neslihan şirin tarot kartlarından da isterseniz yine whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta efendim evet şimdi bakalım bakalım öncelikle ay fincanına koyalım bugün bu fincanlara yapmak içimden geldi bazen gold altın rengi fincanlara yapmak içimden geliyor kafamıza göre takılıyorum Evet hemen efendim yine kurtarma operasyonları için hazır duruyor biliyorsunuz e, destelerimiz birazdan ben de sizlerle seçeceğim ve gerçekten çok heyecanlanıyorum Bu arada saç Aa dedi ki beni söylemedin dedi. Nasıl olmuş saçlarım? Eğer aşağıya da yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ve böyle çok hareket ettiğimde evet geldi yerine. Birden bulanıyor efendim. Ona göre bulanıyor. Evet yani odak noktası değişiyor. TikTok hesabım Neslan Serine, Instagram hesabım Neslan Serine. Haydi oralarda da bekliyorum biliyorsunuz. Sizlerle birlikte olmak için. Şimdi şimdi bakıyoruz bakalım. Ay mı güneş mi? Ben de hemen şöyle bir içimden geçireyim. Evet, şimdi hemen bakıyoruz şöyle zaten bütün olarak bakıyorum hemen hepsini açalım Evet arkadaşlar ay seçenler, gizemi severler, dişil enerjisi çok fazla dolup taşanlar. Bugün biraz yavaş konuşacağım. Bazen böyle aygın baygın konuşuyorsun diye yorumlar yapılıyor ama bugün gerçekten böyle bir e, Bursa'nın lodosları çok ünlü ve lodoslarda da gerçekten güneş de koç burcunda böyle biraz başıma vurdu benim. Yani ufak bir hapta alabilirsiniz çünkü güneş koç burcunda. Merkür Koç burcuna böyle hani baş başta bulunan organlarla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Şimdi burada o kadar güzel çıktık ki arkadaşlar denge ve uyumu sağlayacaksınız. İki tane harika kupaların ve toprakların şövalyeleri çıktı. Bu hafta insanlar insanlar gayet güzel kişilerle böyle güzel güzel teklifler fırsatlar sizlerle olacakmış. Sağlıkla ilgili de var ise sağlıkla ilgili de yakınlarınızın ve kendinizin denge ve uyumunu sağlayacaksınız ve çok uyanık olmak zorundasınız. Sizi katagolliye getirmesinler katagolliye. Evet böyle bir laf vardır ya. Biraz uyanık olun taş gibi olun böyle zaten taş gibisiniz ve biliyorsunuz taşlar dağlar çok zor e, milyon yıl geçmesi lazım yer değiştirmesi için biraz sabit fikirli olun demiyorum ama yani esnek olun fakat birazcık da böyle fikirlerinizi bir diretin yani burada diyor ki uyanık olun Karşınızdaki kişiler sizleri aldatmaca yapmasınlar. Bunlara çok dikkat edin. Güneş kartımız ise bakar mısınız? Güneşe güneşe aman da aman güneşli günlerde çok güzel şeyler olacakmış. Hemen okuyoruz efendim. İş ve aşkta sıcaklık, başarı, parlama, aydınlık, netlik e, ve kontrollü pozitif enerjiler, enerjik bir yaşam döngüsünü anlatıyor sizlere. Güneş gibi parlıyorsunuz. Şanı, şöhret, parayı, ün. Olumlamanız da geliyor hemen. Güneşin hayat veren güçlerini, güneşin hayat veren pozitif güçlerini mutlulukla kabul ediyorum. Haydi bakalım oldu 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 diyoruz. Çok güzel çıktı burada bir taşınma atama tayin e, hissediyorum e, ve aynı zamanda da güzel şövalyeler, güvenilir, bir de hareketli bir haftayı geçireceğinize dair emareler var. Yani koşturmacalı ve hareketli. Hafta ortasına kadar durağan olabilir ama hafta ortasından sonra hareketli zamanlar. Sevgili ayı seçenler. Evet ben de... Ay ta buraya kadar sıçradım. Bakın sıçramasa söylemiyorum. Bakın şurada sıçradığı zaman söylüyorum. Ben de yalan katagulli yok. Evet. Şimdi... Sevinç gözyaşları. Hemen bir at Murat gördüm büstü var şöyle atın. B B harfi var. Ee, bir de bir kişi size biraz engel olmuş galiba. Bir ya da kişi ya da kişiler böyle hop dur bakalım gibilerden. Ondan sonra e, elinize böyle sanki şapka almışsınız düşünüyorsunuz ama Murat at Murat. Yani dileğim nasıl oluşur falan gibilerden ya. Dilek de var. Mum var. Çok güzel oluşuyor. Bal gibi oluşuyor. Dilekleriniz oluşuyor. Dileklerimiz diyelim. Ve burada bir konuyu çok düşündüğünüz, hayalinizi gerçekleştirmek için bir şeyler yapıyorsunuz ama belki sakın olmuyor diye düşünmeyin. Gayet güzel, her şey gerçekleşiyormuş. Bir de bir kişi size engel olmuş dedim ya, onu siz esip geçeceksiniz, yapıp gürleyeceksiniz, o engel olan kişiyi ortadan kaldıracaksınız ee, ve efendim e, burada bayrak var, yurt dışı işleriniz var. Hatta bazı kimseler gidip yerleşme kısa vadeli olabilir gidip yerleşmeler olabilir bir e, at kafası çıkmış at murat demektir biliyorsunuz ve burada bir de e, şey sesli gelen bir haber var Aa, deniz atı da çıkmış ortamda deniz atı hani böyle durur böyle kuyruğu pıtır 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 <laughs> savurur ya yani yüzmek için ay ne kadar güzel deniz atı çıkmış k harfi çıkmış 9 var 9, 8. Evet. Böyle bir şeyin geri sayımı başlamış. Siz geri saymaya başlamışsınız dileklerde. 9, 8, 7, 6, 5, 4 diye gider ya. 1, 0. Evet. Şimdi burada Balıklar balıklar hep kısmetli kısmetli önünüzde diz çöken birileri var. Aa çok güzel bir fincan çıkmış. Bunu ben bolluk bereket olarak niteliyorum ama şu anda da baktığım için de e, fincandan mesajlar. Lan 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 bakın neler söylüyor. Evet aşağıda tek başınıza dimdiki duran bembeyaz bir insan olarak çıkmışsınız. E, kollarınızı da şöyle yapmışsınız sanki. Ah kendim kendim kendimi çok seviyorum gibilerden. Evet, onun sonrasında hayatınızın güzel bir dönemi başlıyor, kısmetli bir dönemi başlıyor. Aydınlık, netlik, gerçekten güneş kartı gibi. Bir de e, hakikaten uyanık ol çıktı ya size engel olan biriler birileri var. Yani yüzünüze gülebilir, iş yerinde olabilir, partneriniz olabilir ya ama sizin bir şeyler yapmanıza da engel oluyor yani bu. Hadi bakalım dilek tutunuz, dilek tutunuz. Dileğimiz oluşuyor mu? Oluşuyor. Merak etmeyin oluşuyor bir boğa çıkmış. Boğa burcu birine anlattığı gibi güçlü, kuvvetli böyle bir boğa gibi ardınızda duracak bir insan. Ay siz burada boğanın karşısında ayaklarınız bile balık kuyruğu gibi çıkmış. Bugün balıklı bir gün. Ya da denize falan gidebilirsiniz. Balık mı yiyebilirsiniz? Bu hafta bol bol yani onu da anlatır. Kelebek yeni hayatınızı anlatıyor. Evet çok hızlı gelişecek devlet işleri bayraklar çıkmış. Güzel bir araba çıkmış. Aslan Burcu'nu anlatan şöyle bir Aslan Burcu ya da Ateş Grupları diyelim ona. Ondan sonra güzel köklü bir şeyler yapacaksınız. Hane içinde inatlaşan biri var sizinle. Yani bu anın bir anlamı da inattır. Hane içi eşiniz olabilir. Çocuklarınızdan biri olabilir ebeveynseniz. Yani böyle bir şeyler çıkmış ama anne baba olabilir. Partneriniz olabilir artık onu da hane içine koyuyorum yani siz onu çünkü insan sevdiği zaman onu haneden biri gibi görebiliyor üç kişi bir yerlere gidebilirsiniz ee, G harfi G ya da yumuşak G olabilir adında soyadında olur ya da adında soyadında yumuşak G olan bir ile gidersiniz bir şey yaparsanız nasıl güzel gidecek olana mesajlar bal gibi gidiyor evet gayet güzel çıkıyor yollar yollar hareketli bir hafta sonu yaşayacaksınız aslında hareketli. Evet geldik efendim şimdi güneşi seçenler, eril enerjiyi seçenler, böyle her şey kabak gibi ortada olsun diyenler. Şimdi hemen bakıyoruz. Kader çarkı çıkıyor. Sizin kule çıktı. Bakış açınızda neden böyle kule çıktı işte şimdi. Bu bakın sizin bakış açınız ortamda böyle şoklama bir haber duyduğum ve gördüğüm zamanda ben de gerçekten bir tırsıyorum. Ama bu e, şimdi öyle bir yerde çıkmış ki gelecekte neye niyet ettiyseniz ya da bu hafta oluşula, oluşacak olan bir şeyde bekle diyor kartlar. Şimdi onları açıklayacağım. Evet. Aa aşk tutku. Evet. Neyse şu fincandan bir aşk çıkıyor bakın. Ve evet çıkıyor. Anlaşmalar, sözleşmeler çıkıyor. Ay çok güzel. Yani burada bir anlamda kutsanmış bir ilişkiyi anlatıyor ama öncelikle siz pes etmişsiniz sanki yıkılmışsınız böyle kule yıkıldım kalkın inşaata tekrar başlayın der bu. Kule yıkılabilir bir yuva yıkımı bir şoklama haber ya da yakınlarınızdan birisinin böyle geçinemez falan onu haberini alırsınız bakın. Buna lütfen önem verin. Burada önemli olan yani bu kule size zarar verici gibi değil. Yoksa hemen ardından. Böyle güzel haberli bir kart çıkmaz. Güzel bir aşk kartı çıkmaz. Bakın kader çarkı bilge kişi olduğunuzu, kaderin size güzel sürprizler hazırladığını ama ve lakin geç olacağını burada da bekleme çıktığına göre iki kartta da bekleme çıktığına göre ikisinde de bazı şeyleri bekleme ile sabırla yani bu hafta olmazsa öbür hafta olacağını anlatıyor. Sevgili güneşi seçenler ve ruhsal açılım var Nilüfer çiçeği. Çok güzel bir şey böyle ruhsal gözünüz açılacak. Üçüncü gözünüz açılacak ve yeni bir hayat size geliyor. Ve burada barış kartı çıkıyor. Yeni bir şey bu hafta başlıyorsunuz. O sizinle ruhsal gözünüzü çok açacak. Evet yeni bir şeylere başlıyoruz. Dargınlığı bırak. Mutluluk fırsatlarını yakala. Gereken esnekliği gösterirsen barış sana şimdi geliyor. Evet, olumlama geldi. Evrenle, çevremle ve kendimle her daim barış içindeyim. Böylelikle aşk, huzur, sağlık, bolluk bana akıyor. Bana akıyor, akıyor, akıyor. Başımdan aşağı. Zenginlik, bolluk bana akıyor. Harika kartlar çıktı. Evet, burada sadece biraz bekleme çıkıyor. Geldik efendim şimdi. Ah. Dileğiniz oluşacak. Dileğiniz oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın ben belki kısa bakabilirim ama ve lakin bir kahve fincanında üç şey çıkar zaten. Böyle bir teyzemiz vardı bana öyle derdi. Kızım gerisi masal. Üç tane bir şey muhakkak ki oluşur. Burada da şimdi gördüğümüz kadarıyla E harfi adında soyadında emekleyen bir bebek. Bir iş başlangıcı olabilir. Bu bir emekleyen bebeğiniz olabilir. Ne mutlu bebek arzularınız olabilir. Ya da bir işte böyle daha emekliyorsunuz. Ustalık anlamına geleceksiniz. Evet burada dinozor iki tane birden bir tane de değil resmen dinozor Dinozorus porus diye onların isimleri var ya ama ben şimdi bilemeyeceğim bu hangi dinozoruslardan ama şöyle otçullar olur ya gövdesi büyük ve e, boynu çok uzun olanlardan ve efendim bir V harfi ev ya da evlilikle ilgili haberler dinozor aşırı bir güç e, 4-5 kişi bir yerlerde kalabalık kutlamalar toplantılar bir mal mülk miras olabilir hane içi de aydınlanmaya başlamış sizi gözetleyenler var. Böyle gözlük gibi bir şey çıkmış. Bayrak, devlet kapısından güzel haberler mahkeme olsun. Ondan sonra bir adaletle ilgili işiniz olsun. En bir basiti vergiyle ilgili işleriniz olsun. Yani böyle bir şeylerden size haberler gelecek, güzellikler gelecek. Üç rakamı çıkmış. Beş rakamı çıkmış. Aa çok devlet kapısı gördüm. Yani burada ama güzel bankalar gibi büyük yapılar. Ay sevinç gözyaşları hadi bakalım. Bir sürü de haberler. Geliyoruz. Evet geliyor geliyor. Ee, burada e, devlet kapısından bir yardım da olabilir. Bakın. Güzel hanenin içi aydınlık çıkmış. Ay doğmaya başlamış. Korunuyorsunuz. Dualarınız ya da yaptığınız ritüeller yapmıyorsanız da yapınız yani biraz ritüeller. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi benim böyle totemlerim var ya dilek tutuyorum. Ben de tutuyorum. Siz bir şeyden böyle kurtulacaksınız. Kanatlı melek çıkmış hanenin içinde. Şöyle açmış arkadaşlar. Daha ne diyeyim ben size. Kanatları açmış bir melek çıkıyor. Yani bu o kadar güzel ki. Bir de burada her tarafım tabi şey oldu. Kanatlı bir melek çıktı. Abi bir böyle bunu benzer bir kupa çıkmış. Yeni bir ev, yeni bir hane çıkmış. Çok rahatlıyorsunuz. Üstüne üstlük böyle güzel bir şey çıkmış böyle ne diyorlar ona? Buradan başlıyor böyle gidiyor. Yunus balığı haneye çevrilemiş. Bakın buradan başlıyor böyle. O kadar büyük fincanın yarısını kaplamış. Bir yunus balığı var. bunun sonrasında Ah ben şimdi keşfettim arkadaşlar. Tepeli bir kuş. Yarı sahanenin başında üstünde bir kupa gibi bir şey var. Bastırıyor da bastırıyor sana. Ee, şöyle yani ağırlık yapmış kuş onu zor taşıyor. Bu kupanın içi dolu bir küp gibi de böyle hani eskiden küpler olur. Yani burayı küp düşünün. Kupa de, demeyi dememin sebebi şurasıdan bir şeyler tutuyor. Algılarım çok açık arkadaşlar. Bugün O, o yüzden konuşamıyorum söyleyemiyorum gerçekten. A harfi çıkmış. E, bir ve... 8 var. 4 var. 184 gibi yani bakın ya da 481 gibi böyle bir şeyler var. 2 tane kapınız var. Hiç korkmayın. Aa Gerçekten tepeli kuşunuz çok güzel. Takıldım ben bu tepeli kuşa. Hani böyle zümrüt anka gibi. Bir de kırlancık gıç gibi de şöyle uzamış gitmiş. Hanenin üstü yunus balı şey yunus balina gibi böyle kocaman bir balık. Altı tepeli kuş. Bolluk bereket. Hadi bakalım bolluğunuz bereketiniz de geliyor size. Ondan sonra evet hemen bakıyoruz size inşallah güzel mesajlar gelsin. T Trabzon'un T'si çıkmış. Siz böyle hani bayrağın altında şöyle durmuşsunuz. Bu bayrak ne biliyor musunuz? Hani boynum kıldan incedir. Yani ben devletle ilgili bir işiniz varsa boynum kıldan incedir gibi kafayı böyle eğmişsiniz. Nasıl güzel. Aa bir de ee, bayrağın altında bir bayrak daha var yurt dışı işlerinden yani farklı ülkenin bayrakları gibi çıkmış çok büyük bir kapı açılıyor böyle ama bu şu olabilir şu an aklıma geldi yani o kapı sizin ruhsal gözünüzü ruhsal göz açılınca ne olur maddi manevi zenginlik gelir arkadaşlar siz daha iyi düşünmeye başarsanız, daha güzel olaylara adım atarsanız ve bu arada size de harika bir açılım gelir. Böyle şey gelir yani. E, ne diyorlar ona? Güzel bir açılım. E, ruhsal gözünüzün açılması iyiyle doğruyu, e, olumlu olumsuz güzel ayırmanız açısından da güzellikler getirir. Kusura bakmayın böyle yavaş yavaş konuştum için ama maalesef bugün böyle ilerledik. Sizleri seviyorum. Güneşi ayı seçenler Ay, kokulu o küçüklerden de göndereyim. E, bugünlük benden bu kadar. hoşça kalın.